Sendromuyla dünyaya geldim. Bedensel engelliyim ve hayatı yüzme sporuyla tutundum. Beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladım. Kısa sürede büyük başarılara imza attım. Milli takıma girdim. Bunun devamında da dünya şampiyonasına katılıp Brezilya'da üçüncülük ve birincilik olarak madalyamızı almış olduk. Tabii geri dönüşte çok iyi karşılandık ve bu doğrultuda ilerleyerek de şu anda çok büyük faal işler yapmaya devam ettik. Koronavirüsle birlikte daha sonrasında babamın rahatsızlığından dolayı kanserdi, vefat etti. Yüzme sporuna kısmi ara vermiş olsak da antrenmanlarımı sıkı bir şekilde yapıp ilerleyen günlerde tekrardan spor hayatıma da devam ettireceğim. Burada da şu anda yaptığımız bir haftadır malum gündemimizde olan depremzede kardeşlerimize Antalya'da burada insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Burada gönüllü olarak, faal olarak çalışmaya başladım. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tüm ekip olarak tabii ki de arkadaşlarımızla birlikte. Ve akülü arabamla elimden geldiğince koli vesaire taşıma çabasına giriyorum. Burada insanları yönlendirmeye çalışıyorum. Ve gelen çocuklarımızı, depremzede çocuklarımızı bir nebze olsa da neşelendirmek için, onları sosyal yaşantıya tekrardan kazandırmak için onlarla bütün gün aktif bir şekilde çalışmalara devam ediyorum. Burada görev almak olağanüstü bir durum. Çünkü bunda bir rol almak, bir parçası olmak çok benim için gurur verici bir tablo. Çünkü insanlara engelli olmama rağmen başka insanlara faydamın dokunabildiğini kendi içimde hissettiğim için bu bana ayrı bir mutluluk kazandırıyor. Eksiklerimiz vardır. Ben de hata yapmış olabilirim. Bu bir haftalık süreçte çok zorlu bir süreç. Ama elimden geldiğince herkes gibi ben de gelen vatandaşlarımıza, insanlarımıza, çocuklarımıza büyük bir burada aile ortamı yaratıp bu sıcak tablo içinde insanları bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik çalışıyorum. Bu da bana olağanüstü bir duygu yaşattırıyor. Çünkü benim bile hala engelli kalma ihtimalim var. Ve ben hep bunu düşünerek hayatı yaşarım. Ve bu yüzden de engelli olmam diğer insanlara yardım etmek için bir engel olmadığını düşünüyorum. Ve bu doğrultuda da bu görevi üstlenmiş olurum.